Evet konumuzu bitirdik. Şimdi bu konuyla ilgili işlediğimiz yerle ilgili birkaç soru çözelim. Sonra devam edelim. Bir hücrede sentrozom sayısının değişimini gösteren grafik şöyledir demiş. Sentrozom sayısı ne olmuş arkadaşlar? Önce iki katına çıkmış, artmış ve sonrasında sabit olarak devam etmiş. Sentrozom sayısı hangi hücrelerde ve ne zaman artar? Hem mitozda hem mayozda interfaz dediğimiz safhada Tabi hangi hücrelerde? Hayvan hücrelerinde. Mesela bitki hücrelerinde, gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde sentrozom yok. Şimdi grafikte verilen K evresi ve sonrası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor bize. K'dan sonra stokinez gerçekleşmiştir diyor. K evresinden sonra arkadaşlar stokinez gerçekleşseydi eğer tekrar sentrozom sayısının bire inmesi gerekirdi. Yani hücrenin bölünmesini tamamlamış olması gerekirdi. Fakat burada sentozom sayısı hala 2 olarak gösteriliyor. Mesela telefaz evresine kadar gelmiş olabilir. Fakat sitokinez evresi burada gözükmüyor. Dolayısıyla sitokinez gerçekleşmiş diyemeyiz. K'dan sonra homolog kromozom ayrılması olmuş olabilir diyor. Eğer bu bir mayoz bölünmeye ait e, grafikse mayoz bölünmede e, anafaz 1 safhasında biliyorsunuz homolog kromozom ayrılabiliyor. Doğru. K'da DNA işlenmesi olmuştur diyor. K evresi sentrozomun iki katına çıktığı evre yani interfaz evresi. Interfaz evresinde DNA işlenmesi de olur mu? Olur. K'dan sonra kardeş kromatit ayrılması olmuş olabilir diyor. Hem mitozda hem de mayozun ikinci aşamasında kardeş kromatit ayrılması var olabilir. K'da ve K'dan sonra solunum Enzim kullanımı gerçekleşir diyor. Hem ATP'ye ihtiyaç var arkadaşlar hem de enzime ihtiyaç var. Bu tarz olaylar için dolayısıyla bu da doğru. Yanlış olanı sorduğu için A şıkkımız doğru cevap. İkinci sorumuzda e, şekilli soruları çok karıştırdığınızı düşünerek böyle bir soru koydum bakın. E, bu şekilli soru üzerinden bütün kafanızda oturmayan şeyleri de yerleştirmiş olacağız inşallah şekilde numaralandırılmış yapılarla ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Şimdi bakalım. Bu mavi ve morla gördüğünüz kromozomlar arkadaşlar birbirinin homoloğu. Burada K ile gördükleriniz nedir arkadaşlar? E, homolog kromozomların aynı lokuslarında bulunan genlere biz alel diyorduk. Biri baskın, biri çekinik olarak gösterilmiş. Buradaki K ile buradaki K neden birbirinin aynısı, çünkü hücre bölünmeden önce bu kromatit, bu kromatit kardeş olarak karşımıza çıkıyor. Niye? Çünkü DNA eşlenmesi yapıldı. Bu kolun kardeşi de burası neden Çünkü DNA eşlenmesi yapıldı. Şimdi bakalım hangileri yanlıştır. 1 ve 2 kardeş kromatitlerdir diyor. 1 ve 2 evet DNA eşlenmesiyle oluştuğu için birbirinin kardeştir arkadaşlar. 3 ve 4'teki genlerin nükleotit dizilimleri aynıdır demiş. Gendeki nükleotit dizilimi şu demek. Buradaki küçük kaysa karşısındaki de aynı. Gen nedir arkadaşlar? DNA üzerindeki işte 1000-1500 nükleotitlik kısmı biz gen diyoruz. Hem bu hem bu küçük k şeklinde gösterildiğine göre nükleotit dizilimi aynı. Büyük k'nın nükleotit dizilimi farklı olabilir ama ee, yanlışa soruyor. Bu da doğru. 1 ve 2 3 ve 4'ün homoloğudur demiş. 1 ve 2 3 ve 4'ün homoloğudur. Bu da doğru. 1 ve 2'deki nükleotit dizilimi 3 ve 4 ile aynıdır demiş. 1 ve 2'deki nükleotit dizilimi 3 ve 4. Şimdi karşılaştıralım. Gen dizilimi aynı bakın. K B E D. Burada da K B E D. Fakat bize ne diyor arkadaşlar? Nükleotit dizilimi diyor. Buradaki Küçük K'nın büyük K'dan farkı şudur. Gendeki nükleotit dizilimi farklıdır. Bu yüzden biri baskın biri çekinik olarak gösterilmiş. B'de yine aynı şekilde nükleotit dizilimi farklıdır. Büyük B ile küçük B arasındaki fark budur. Dolayısıyla bu yanlış, aynı değildir. 1 ve 2'deki gen dizilimi 3 ve 4 ile aynıdır diyor. 1 ve 2'deki gen dizilimine bakalım. K, B, E, D şeklinde genler dizilmiş. 3 ve 4 nasıl dizilmiş? K, B, E, D şeklinde. O zaman bu da doğru. Yanlışı sorduğu için D şıkkımız doğru cevabımız. Ve üçüncü sorumuz da şekilli bir soru. Şöyle şekle bakıyoruz. Neyi gösteriyor arkadaşlar? Baştaki bir hücreden dört tane hücre oluşmuş ve parça değişimini gösteriyor. Bakın bu farklı renklerdeki yapılar parça değişimi de olmuş. O zaman nedir bu? bir mayoz bölünmeye ait şema. Şekilde verilen bölünme çeşidi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yani mayoz için hangisi söylenemez diye soruyor bize. Kromozom sayısı yarıya iner mi? Evet. Baştaki hücre iki an ise eğer mayoz 1'in sonunda kromozom sayısı yarıya inecektir. Mayoz 2 mitoza çok benzer. Dolayısıyla kromozom sayısı yine en olarak kalacaktır. İki an kromozomlu hücreden en kromozomlu hücre oluştuğu için Kromozom sayısı yarıya iner. Çeşitlilik sağlanarak türün değişen çevre şartlarına uyum yeteneğinin artışı gerçekleşir. Evet arkadaşlar moyoz bölünmede hem homolog kromozomların ayrılması hem de crossing over dediğimiz olay çeşitlilik sağlar. Dolayısıyla B şıkkımızda doğru. Diploid kromozomlu vücut hücrelerinden haploid kromozomlu eşey ana hücreleri oluşur demiş eşey hücreleri oluşturulur deseydi doğru kabul edecektik. Fakat ana hücreler dediği için bu yanlış. Çünkü ana hücreler iki en kromozomludur. C şıkkımız yanlış ama bakalım diğerlerine de. Döllenme ile beraber tür içi kromozom sayısının sabitliği sağlanır. Buradaki en kromozomlu mesela yumurtaysa en kromozomlu da sperm döllendiğinde iki en kromozomlu zigotu meydana getiriyor. Bu da tür içi kromozom sayısının Evet sabitliğini sağlar. Gamet oluşumu sağlanır demiş. Mayoz bölünmeyle iken kromozomlu mesela birinci spermatosit ise bu. E, dört tane en kromozomlu sperm hücresi oluşturulabilir. Ve sperm ve yumurtaya biz gamet diyoruz. Dolayısıyla gamet oluşumu sağlanır. Hangisi söylenemez? C şıkkımız söylenemez. Ve dördüncü sorumuz. Aşağıdaki şemada bir canlı türünde gerçekleşen üreme şekli gösterilmiş. Bakalım şimdi. Erkek bireyden sperm oluşumu 1 ile gerçekleşmiş. Dişi bireyden yumurta oluşumu 2 ile gerçekleşmiş. Sperm ve yumurta birleşmiş zigot oluşmuş. Bu da 3. Zigot yeni bireye dönüşürken 4 numaralı olay gerçekleşmiş. Şemada numaralandırılmış olaylarla ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur diye soruyor. Şimdi bakalım. Erkek bireyin en kromozomlu sperm oluşturması için geçirmesi gereken bölünme nedir arkadaşlar? Mayoz bölünmedir çünkü kromozom sayısı yarıya inmiş. Dişi birey yine iki en kromozomlu. En kromozomlu yumurta oluşabilmesi için yine mayoz bölünme geçirmesi gerekiyor. Sperm ve yumurtanın birleşerek zigotu oluşturması döllenme olayıdır. Dolayısıyla 3 numara döllenmeyi gösteriyor. Zigot mitoz bölünmelerle Yeni bireyi meydana getirir. Demek ki dört numaralı olay da mitoz. Mayoz mayoz döllenme mitoz olan bir şıkkımızı arayacağız. B şıkkında olduğu gibi. Evet arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere.